Mesela Hazreti Süleyman Kur'an'da diyor ya Sebe Melikesi'nin ordusuna, gelirsem diyor aşağılarım sizi ve perişan ederim diyor. Hüdhüdü de diyor, yani onun işte şöyle yaparım diyor, böyle yaparım, açıklıyor ayette. Ama Allah karakterini bir göstertiyor bize Hazreti Süleyman'ın. Mesela oradaki ifadelerde zannedersin böyle asar keser, yıkar biçer gibi görünüyor. Karınca ezmiyor, karınca. Karıncaları görünce gülüyor onlara, evet, evet. Şakalaşıyor karıncalarla. Maşallah. Ordu duruyor. Yani bak karıncalar geçiyor, ondan sonra ordusu geçiyor. Karıncaya kıyamıyor. O kadar naif, o kadar sevgi dolu, o kadar şefkatli bir insan. Ama kahredici bir ordusu var. Kahredici güce sahip. E tabii ki delikanlıca hükmünü koyuyor. Gelirsem diyor, yani gereğini yaparım diyor. Uygulamaya yönelik mi? Değil. Güç, iktidar gösterisi inşallah. Ama gerekse yapar. Ama yapmıyor. Şefkat insanı. Allah onu özellikle söylüyor. Bak karınca, dişi karınca. Aman diyor Hazreti Süleyman geliyor diyor. Gülüyor Hazreti Süleyman onun sesini, karıncanın sesini duyuyor. Yani onun konuşmasını. Bunlarla görüyoruz ki hayvanların kendi aralarında bir konuşma dili var. Ve eğer insan beyninin kullanılmayan kıvrımları eğer kullanılırsa demek ki karıncanın, hayvanların konuşmalarını duyacağız, anlayacağız.